bunlardı. Torunun burada değil. Torununu yanlış evde arıyorsun. Bak beyim, ben sabahtan beri bu beyaz somafili çiftlikten çıkarken kendi gözlerimle gördüğümü söylüyorum. Bu şehirde bir sürü beyaz araba var. Benimki olduğunu nereden çıkartıyorsun? Ama madem bir şeyler gördüğünü söylüyorsun, hadi gidelim jandarmaya, ifadeni ver. Torunumun sesi bu. Çekil! Çekil! Muzaffer Ali. Muzaffer Ali. Güllü. Kızım niye kalktın sen? Ana. Bak. Muzaffer Ali dönmüş. Oğlum geri dönmüş, ona bak. Değil mi buradaydı ana? Burada yatıyordu. Güllü. Dün gece gene fenalaştın. Doktoru çağırdı. İlaç verdi, iğne yaptı. Herhalde ondan hayal gördün. Kızım, bak doktor dedi ki yatıp dinleneceğimsin. Nöbet neyin geçiriyormuşsun, gattiyen kalkmasın dedi. Hadi bize kızım, hadi yatağa. Hadi, hadi yav. Yok. Yatmayacağım ben. İstemiyorum. Yasina. Kızım nereye gidiyorsun? Doktor yataktan çıkmasın dediydi. Yatamam artık. Oğlum dışarıda bir yerde. Ben böyle hiçbir şey yapmadan duramam. Ama bak hiç iyi değilsin. Ya daha fena olursan? Buyurun hanımım. Yasina, bir haber var mı? Olsa haber vermez miyim hanımım? Bekliyoruz. Yok. Bu böyle olmayacak. Benim bebeğim kayıp, kimsenin umurunda değil. Yasina. Hemen şehre in. Herkese haber sal. Bebeğimi bulup getirene para vereceğim. 10.000 lira mükafat dağıtılacakmış de. Belki bu dillerini çözer. Emredersiniz. Köye de haber salalım. Yok, ben kendim bizzat gidip haber vereceğim. Arabamı hazırlayın. Bu halde gidemezsiniz sanırım. Ben hemen size bir şoför ayarlayayım, yol götürsün. Ah, 10.000 lira ne kadar çok para ya. Kız ne mızırdanıyorsun, ne parası? Serap Hanım, Muzaffer Ali'yi bulana mükafat verecekmiş. Şimdi duydum Yasina'ya derken. Gittim Adana'ya haber sal dedi. İyi mi? Bundan sağa ne?
sahnesi mi var? Diyorum ki şu saksıyı çalıştırsam da bebeği önce ben bulsam diyorum. Fena mı olur şimdi şu para? Hiç de fena olmaz. Yazıklar olsun sana. Kız, bebeği bulup da hanımdan para mı isteyeceksin? Sen bu çiftliğin insanı değil misin? He? Bu çiftliğin insanı öyle mi? Sen git de bunu hanımına söyle Seyyare Hanım. O beni suçlarken hiç demiyordu ama bu kadın bu çiftliğin insanı değil mi diye. Ha, yok sen benim sütüme ilaç kattın, yok zehirledin beni bilmem ne. Kız kadını görmüyor mu? Avare avare dolaşıyor. Aklını kaybetmiş kimi. He, hem sanki daha önce yapmadığın şeyler bunlar. Ay, ne yapmışım kız ben? Ne diyorsun sen? He. Vaktıyla hanım gebeyken bebeğini düşürsün diye abuk sabuk şeyler yapıp yedirip içirmiyor muydun? Ha? Ay ya, zaman geçince de her şeyi unutayım bakayım. Abo. O zamanlar kadınca bir kıskançlıkla bir cahillik yapmış olabilirim. Ondan bu aynı şey mi? Ha? Elime doğmuş bebeğe böyle bir şey yapar mıyım ben hiç? Kız, ya ben öyle demek istemedim. Celallenme ya. O Reşit var ya, o Reşit. Çok haklıymış biliyor musun? Çok haklıymış. Ben bu çitlikte çürüyüp gideceğim. Burada çürüyeceğim yani. Şimdi o para olsa fena mı olur? Hayatım kurtulur. Yemin ediyorum. Kız. Of anam, of. Selamun aleyküm bacılar. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm selam. Aa, ne o? Hortlak görmüş gibi bakıyorsunuz. Reşit nerede? Ha. Anam, sen buradan gittiğinden beri dana öldü, süt kesildi, inek öldü, hep dem kesildi. Senin bir şeyden haberin yok tabii. Sen istersen bir teneke mahallesine filan bak bakalım. Buralarda mı Reşit'in? Hey, koşmayın, vırrıklar. Cemşir, Cemşir. Cemşir açsana kurban. Cemşir. Cemşir. Allah Allah. Nerede bu herif ya? Nerede kaldın Ramazan? Ya kardeşim, sanki bütün Adana berbere gitmiş. Biz tıraş olmaya gittik ya. Hadi. Şüş. Ya bana bak. Geç kalmazsınız değil mi? Ya hafız, Çitli'ye kadar gideceğiz. En delikanlı 2 saat kalacağız kardeşim ya. Kaba, biz gelene kadar acıkırsan bunlarla idare et. Yok, acıksam bile sizi beklerim. Lan, ne oldu? Bak, ya bu şey ya. Dikiş yeri. Kıpırdanıp duruyorsun da ondan. Ne düğün Hafız? Gitmeyin mi düğün? Ne düğün? Allah'ın sen konuş. Yok yok, siz gidin. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Tamam bak, biz Çitli'ye kadar gidelim. Son bir havadis var mı? Öğrenek gerek. Tamam kardeş? He. Bu bebeği kaçıranı benim gördüğümü söyleyin Güllü'ye. Herkese söyleyin. Böyle şehirli, tırnakları boyalı bir kadın. Onu bulsun. Tamam Hafız, söylerik, bulurlar. Hadi oğlum. Ramazan. Ramazan, bak hele. Hayrola Cemşir'e. Cemşir'i gördün mü? Yok, evdeden mi?
Yok. Akşam çıkmış, daha da dönmedi Zahar. Ya sen ne merak ediyorsun? Bir yerde sızıp kalmıştır kesin o gene ya. Evet. Hadi. Aa, işte Cemşir değil mi şu? Cemşir. Sen neredesin kurban? Cemşir. Bırak, tut hele. Hastaneye götürelim. Yok, yok. Eve çıkarak. Sen git doktora haber ver. Burada olur. Çabuk. Koş, koş. 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 Ne demeye geliyorsun buralara? Kemal'i içeri tıktırdığın yetmiyor mu? Ağlar. Bebeğim Muzaffer Ali hala kayıp. Size yalvarıyorum. Onu bulmama yardım edin. Eğer yerini gören, bilen, duyan varsa ne olursunuz söylesin. Sizin de çocuklarınız var. Çocuklarınızdan birinin kılına zarar gelse ciğeriniz yanmaz mı? Ben oğlum olmadan yaşayamam. Ne olursunuz Muzaffer Ali'yi bulmama yardım edin. Kemal'le işbirliği yaptıysanız bile sizden şikayetçi olmayacağım. Söz veriyorum. Yeter ki oğlumu bana geri verin. Allah'ın sopası yok be kadın. Etme bulma dünyası işte. Sen de kocam Muzaffer gibi ettiğin zalimlikların cezasını çekiyorsun. Hem oğlun hayatta olaydı elbet şimdiye bulunurdu. Bence umudunu kes o bebekten. Ne demek umudunu kes? Bunu nasıl söylersin? Bebeğim yaşıyor, Muzaffer Ali yaşıyor. Şş, Yılmaz, kardeşim ileri gidiyorsun. Kanayan yarayı dağlamak olur mu hiç? Beni dinleyin. Bebeğimin yerini söyleyene 10.000 lira mükafat vereceğim. Eğer onu gören, duyan, bilen varsa parasını hemen alacak. Sözüm sözdür. Doktor ne diyorsun şimdi? Nesi var? Başına bir darbe almış. Yani birisi mi vurmuş? Bilemem. Belki de düşmüş, kendi çarpmış olabilir. Ciddi bir şey gözükmüyor. Yine de mide bulantısı olursa hastaneye getirin. Tabii tabii. Ben yatırayım. İyi günler. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ramazan. Biz de çok geç kalmasak benim de aklım Güllü'de kaldı. Tamam kurban oldum tamam. Ya Reşit Efendi, bizim bir Çitli'ye gitmemiz gerek biliyor musun? Daha sonra gene uğrarık. Tamam ya, ben zaten başındayım. Hadi. Tamam, hadi gel. Kurban ya. Dur ben sana bir örtü getireyim. Oy Tarif. Her şey iblisin başının altından çet. Hangi herif? Orhan. Orhan denen avukat. Çoluğumu çocuğumu ölümle tehdit etti beni. Konuşursan hepsini gebertirim dedi. Mahkemede diyemedim ama karına anlatmıştım. Kemal Şahin, ziyaretçim var. Kemal. Avukatla tekrar görüştüm. Mahkeme tarihini öne almaya çalışacak. Aslına bakarsan vaziyet sandığımız kadar kötü değilmiş. Suçu senin üstüne atmaya çalışan herhangi biri o kaza eve koymuş olabilir. Sonuçta ev uzun zamandır boştu. Avukat da bütün bunları göz önünde bulundurarak müdafaa hazırlayacak. Git buradan, bir daha da sakın gelme. Ne? Bundan böyle benim için hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Kemal ne demek oluyor bu? Bana yapabileceğin en büyük kalleşliği yaptın halde.
Anamın katilini benden gizledin. Güllü'yü boş yere suçlamama seyirci kaldın. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Ne diyorsun Kemal? İnkar ederek daha fazla alçalma Halide. Evi kimin yaktığını, anamı kimin öldürdüğünü biliyordun. Nuri daha cenazenin kalktığı gün söylemiş sana bunu. Ama sen bana hiçbir şey söylemedin, sustun. O katil herife yardım ettin. Gerçeği söylemenin bir anlamı yoktu. Gidip Orhan'a bir şey yapmandan, başını belaya sokmandan korktum ben. Ama Güllü'ye bir şey yapmamdan korkmadın öyle mi? Demek nefretin, vicdan, ar namus bırakmamış sende. Demek sen de o adam kadar alçakmışsın meğer. Sözlerine dikkat et Kemal. Bu sefer ileri gidiyorsun. Ben her ne yaptıysam senin... Asıl sen bu sefer ileri gidiyorsun. Çocuğunu da mı böyle yetiştireceksin ha? Onu da mı böyle yalan dolanla, riyakarlıkla büyüteceksin? Artık sana asla inanamam. Asla güvenemem. Bundan böyle karım değilsin. Kemal nasıl böyle bir şey söylersin? Bizim bir çocuğumuz olacak. Çocuğuma karşı babalık vazifem neyse onu yapacağım. Ama benden bir şey umma. Artık yüzünü görmeye tahammülüm yok. Benim için bittin artık Halide. Bunu böyle belli. Kemal, ne olur. Kemal, lütfen. Merak etme. Sana söz veriyorum, bulacağım oğlumuza. Anayım ben. Hem ona bir şey olsa hissetmez miyim? Bilirim elbet. Yok. Biliyorum, iyi o. Yaşıyor. Yaşamak zorunda. Eğer ona bir şey olursa yaşayamam ben. Mahvolurum. Katlanamam. Bu defa dayanamam bu zafer. Dayanamam. Uyandın mı kurban? Ah, oldu bana da işte. Kendinden geçtin Cemşir. Hepimiz çok korktuk. Ama çok şükür iyiymişsin. Doktor öyle söyledi. Doktor mu? He. Ya birisi kafana mı vurmuş yoksa sen gidip kendi kendine ağaca mı toslamışsın orasını bilmiyoruz. Az kalsın o güzelim taş kafanı kırıyormuşsun. Ne oldu hele anlat. Torunum. Dur. Dur hele, dur. Ah. Hareket etme. Öyle ani hareketler etme. Miden neyin bulanırsa da hemen bana söyleyeceksin. Seni hastaneye yetiştireceğim. Doktor öyle söyledi. Tamam mı kurban? Cemşir. O adam, o soysuz. Ölümü elimden olacak. Torunumu kurtarmam lazım. Kimden bahsediyorsun sen? Cemşir. Cemşir, nereye gidiyorsun? Cemşir! Cemşir! Cemşir, nereye gidiyorsun? Cemşir! Cemşir, kurban nereye gidiyorsun? Cemşir, bilsin! Boyun bosun devrilsin, değil mi? Hacer kadın, sen nereden çıktın ya? Elinin köründen çıktım. Belli, belli. Cemşir! Mezarında ters dönesici herif. Bir çuval inciri berbat ettin. Ne ettin de kovuldun çittikten? İki gün bir yere gidiyorum, ne çamlar deviriyorsun sen ha? Ya şimdi işim var, sen dur hele. Hemen vır 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 gelir gelmez. Geç hele bir içeri. Sonra konuşuruz, sen bir geç hele. Cemşir! Düşünsene Seyyare bacı ya. 10.000 gaybe. Ama harca harca bitiremezsin ya.
Seni de kurtarırım bu hayattan ha. Vallahi bak. Hemen şehirden bir ev tutarım. Bir de tomofil çektin mi altımıza? Ha? Deli karı, aklın yine gidip gidip geliyor ha. Polisin, koskoca jandarmanın bulamadığı bebeği sen mi bulacaksın ha? Aşk olsun yani Seyyare bacı. Bak, akıl akıldan üstündür. Niçin öyle diyorsun sen? Ha? Belli mi olur? Olmaz. Kolay gelsin. Elinize sağlık. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Nasıl Seyyar Ana? Sağ ol yavrum. Hoş geldin güzel. Gelin. Hoş gördük. Elinize sağlık. Buyurun. Oy. Var mı hava bir şey ha? Yok. Bekliyoruz işte biz de. Güllü içeride mi? Hayır. Sabahından çıktı da daha gelmedi. Ama eli kulağındadır zar. Aman. Aklım başımdan gitti. Size bir kahve yapayım da içim. Yok yok Seyyar Ana. Hiç zahmete girme. Benim hiç ağzımın tadı yok ya. Hiç. Benim de yok vallahi. Jandarmadan bir haber var mı? Yok bacım. Yani sanki yer yarıldı, bebe içine girdi. Bak ne diyorum. Bu Kemal madem içeri girdi, neden bebeğin yerini söylemiyor ha? Hain herif. Belki de bebeği kaçıran Kemal değildir. Zaten benim bildiğim Kemal böyle bir şey yapmaz. Öyle diyorsun bacım ama insan kuyruk acısıyla neler yapmıyor yani. Vallahi ben de konduramıyorum Kemal'a. Ama kardeşim ondan başka da şüpheli yok ki ne. Ya kurban oldum. Bu hafızın dediği doğru çıkmaz. Ha? Bebeğe kadın kaçırmış olmaz sakın. Hangi kadın ya? Aman be Ramazan. Güya kabak rüyasında bir kadın gördü. Bebek de o kadının yanındaymış. He, böyle zengin, böyle böyle elleri falan boyalı bir karıymış, öyle diyor. He, elleri boyalı karı, süslü karı kalkıp silahla korunan çiftliğe gelecek, el kadar bebeğe kaçıracak. Benimle eğleniyorsunuz mu siz? Tövbeler olsun. Doğru diyor. Biz seninle eğlenir miyiz kız? Senin yaptığın böreği yerim ben, yerim. Ne? Buyurun, ne istemiştiniz? Torunumu. Anlayamadım beyefendi. Kimsiniz siz? Bana bak hanım. Ben Muzaffer Ali'nin dedesiyim. Orhan denilen şerefsiz torunumu kaçırdı. Burada saklıyor, biliyor musun? Ne saçmalıyorsunuz siz? Orhan epey müddettir burada kalmıyor. Şimdi lütfen gidin. Dün buradaydı Ergele. Derhal gitmezseniz polis çağırır. İstedim. Ah! Kahve. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Nerede Ali? Nerede Ali mi? Neden bahsettiğinizi bile bilmiyorum. Hoş geldiniz. Hanımım, belediyeye gittim. Çocuğu bulana verilecek mükafatı şehirde duyurmaya başladılar. Âlâ. Güldü. Pakize. Kaç gün oldu Pakize? Nasıl dayanacağım ben? Ne yapacağım? Merak etme. Allah büyük. Elbet bulacaklar çocuğu. Yeter ki sen kendini bırakma. Ya emme benim aklım almıyor. Bu nasıl bir iş ya? El kadar bebeği kim nereye götürür, nereye saklar ya? Ya ben düşündükçe delleneceğim yemin ediyorum ya. Bebeği kaçıran Kemal olsaydı yerini çoktan söylerdi Ramazan. Ne kadar ıslanırsa ıslansın, el kadar bir bebeğe eziyet edecek biri değildir Kemal. İşin içinde başka bir şey var ama ben çözemedim. Hem sen bana bir müsaade et, tamam? Torunum, torunum nerede? Yeter artık. Her yeri salınan ettiniz.
Defol evimden. Bana bak hanım. Ben ne gördüğümü çok iyi biliyorum. Senin o şerefsiz kocan kafamı patlatıp ormana atmasaydı çoktan alıp gitmişim torunumu. Ama bu böyle gitmez. Arada sen de yanarsın. Aha şimdi jandarmaya gidiyorum. Bakın beyefendi. Biz eşimle ayrıldık. Ama kendisi çok nüfuslu bir adamdır. Ve bu tür ithamlarınıza hiç hoşgörülü davranacak bir adam değildir kendisi. Sizi uyarıyorum. Başınızı derde sokuyorsunuz. Allah'tan başka kimseden korkum yok benim. O senin deus kocanla da hesaplaşacağız. Hem de çok kötü hesaplaşacağız. Halide, bu ne hal? Ah kuzum, kuzum. Ne oldu sana böyle? Hadi gel, içeri geçelim. Hadi, hadi. Komutanım, bebekle ilgili malumatı olduğunu söyleyen biri geldi. Al bakayım içeri. Elçi Cemşir. Elçi Cemşir, buyur. Komutanım, torunumu kaçıranı biliyorum. Kurban olayım, elinizi çabuk tutun. Yakalayın onu. Kim? Kimden bahsediyorsun sen? Orhan, komutanım. O yılan kaçırdı torunumu. Serap Hanım'ın avukatı olan Orhan Bey mi? He ya, o iblis. Ben davranıp torunumu kurtarayım dedim ama arkamdan sinsice yaklaşıp kafama vurdu. Sabah gözlerimi açtım ormanda. Kurban olayım komutanım. O kaçmadan kurtarın torunumu. Geç otur bakayım sen şöyle. Oğlum, avukat Orhan Bey'i derhal buraya getir. Çabuk. Hay ya. Halideciğim, lütfen şekerim. Rica ediyorum. Biraz için. Sinirlerinize iyi gelir. Beni terk etti. Karım değilsin artık dedi. Yüzünü bile görmek istemiyorum dedi. Ah, Halideciğim. Hapishane sinirlerini bozmuştur Kemal'in. Geçecektir. Hayır madem Emma. Bu sefer gerçekten bitti. Bana öyle ağır laflar etti ki hazmedemiyorum. Ben her şeyi Kemal'i sevdiğim için yaptım. Her şeyimden onun için vazgeçtim. Ama Kemal, o kadın hala bana yeğit tutuyor. Halideciğim, belki bana kızacaksın ama nasıl dayaklar bilirsin. Zorla güzellik olmaz. Beni karnımda çocuğumla bir paçavra gibi fırlatıp atamaz. Kemal bunların hesabını ödeyecek. Ne olursa olsun, ben hayatta olduğum sürece o ikisi asla bir araya gelmeyecek. Asla birlikte olmalarına izin vermeyeceğim. Kemal pişman olur. Benim çektiğim acıların bin beterini çektireceğim. Ya her şey daha kötüye gidiyor ben işte. Bak yemin ediyorum araya güllü perişan yani. Aklını yitirmiş gibi öyle mi? Bak bir delilik ettiysen gözünü seveyim bana söyleyebilin. Annenle. Konuşmayacak mı? Ya günler oldu ya. Kimseyle sabır kalmadı Kemal. Ya o benim yeğenim ya. Bu kadar sabır ya. Dayımdan kalan tek yadigar. Ya konuşsana, bir şey söylesene. Ya enişte bak, yemin ediyorum günah benden gidecek ha. Ne yapacaksın Ramazan? Hı? Hapse mi attıracaksın beni? Evimi mi yaktıracaksın? Yoksa anamı mı öldüreceksin? Karımın yaptığı gibi soysuzlarla bir mi olacaksın ha? Ne yapacaksın Ramazan? Ramazan.
Bak son kez söylüyorum. Kulaklarını aç, iyi dinle beni. Çocuğu ben kaçırmadım. Burada benimle oyalanacağınıza dışarıda gidip çocuğu arayın. Beni de rahat bırakın. Hakkınızda şikayet var. Bizimle karakola kadar gelmeniz icap ediyor. Öyle mi? Gidelim. Geç oğlum. Gücüm kalmadı Pakize. Gün geçtikçe herkesin umudu azalıyor. Bana bir şey söylemiyorlar ama ben biliyorum. Bir tek nefes aldığını bilsem, yaşadığını bilsem yeter. Kemal çocuğun yerini söylemiyor. Kesin bir şey yaptı çocuğuma. Delirdin mi kız sen? Kemal hiç böyle bir canilik yapar mı? Ya öfkeden gözü döndüyse? Ya oğluma zarar verirse? Yapma Allah aşkına Güllü. Ne kadar gözü dönerse dönsün Kemal hiçbir bebeğe zarar verebilir mi? Hem bak ne derler, kötü haber tez yayılırmış. Muzaffer Ali'ye bir şey olsaydı emin ol alırdık haberini. Serap Hanım. Çarşıya inmek için müsaadenizi rica edecektim. Ufak bir işim var, hemen halleder gelirim. Tamam Gülizar. Sağ olun anamım. Orhan Bey'i getirdik komutanım. Al içeri. Ulan nereye sakladın lan torunumu? Edebinle konuş, ağzını topla efendi. Cemşir! Yeter, sakin ol. Anlayabilmiş değilim komutan. Mevzu nedir? Orhan Bey, Cemşir Efendi Serap Hanım'ın bebeğini sizin alıkoyduğunuzu iddia ediyor. Ne? Bu korkunç bir iftira! Ha şimdi anlaşıldı. Serap Hanım'ın vaat ettiği para gözünü döndürmüş. Ne parası lan? Ne diyorsun sen? Serap Hanım... çocuğu getirene 10.000 lira para vaat etti. Sanırım Cemşir Efendi de gözünü o paraya dikti. Yalan söylüyor komutanım. Bu adam gelip arkadan kafama vurdu. Bebek evdeydi. Yalan söylüyorsam iki gözüm önüme aksın. Bakın komutan. Ben burada durup bu çirkin iftiraları dinlemek zorunda değilim. Bebeği tam olarak nerede gördün? Tam olarak görmedim komutan. Ama sesini duydum. Sesini mi duydun? He. Peki o sesin Muzaffer Ali'ye ait olduğunu nereden biliyorsun? Tek bu değil ki komutan. Benim torunumun çalındığı gece bu adamın tomofillerinden birini çimlikten çıkarken gördüm. Yani kör kütük olduğun gece öyle mi? Nerede uyandığını bile hatırlamıyorsun be adam. Bu doğru mu Cemşir? O gece sarhoş muydun? Komutan, bu adam yalancının teki. Bebek evdeydi diyorum. Niye inanmıyorsunuz? Ulan söylesene lan torunum. Ne oluyor be? Dağ başım burası. Edebinle davranacaksan çık dışarı Cemşir. Ayıp ediyorsun ama komutan. Ayıp ediyorsun. Bana değil bu herife çıkışman lazım. Ama görüyorum ki sen de benim kılığıma bakıp adam yerine saymıyorsun zaten. Çıkar bu adamı dışarı. Bakın komutan. Bu adamın laflarıyla beni buraya çağırmanıza gücendim doğrusu. Çok mühim işlerimi yarım bırakıp buraya gelmiştim. Siz kusura bakmayın Orhan Bey. Ama ifadenizi almak zorundayım. Buyurun. Evet benim. Beyefendi sadede gelir misiniz? Lütfen söyleyin bebeğim nerede? Demek bilmiyorsunuz. O zaman neden aradınız? Paranın yarısı mı? Ne? Nasıl? Parayı alınca mı söyleyeceksiniz yerini?
Ne biçim insanlarsınız siz? Böyle bir zamanda yaptığınız insanlığa sığar mı? Ne oldu kız? Sabahtan beri kaçıncı telefon? Hiçbiri doğru düzgün bir şey demiyor. Fakiri, fukarası, düzenbazı arayacaklar şimdi. Hangisi hakiki, hangisi yalan, nereden bileceksin ki? Ah, ah! Ne kadersiz kadınmışım, ah! Alnıma yazılmış bu çöplüğe geri döneceğim. Ne yapacağız? Ne yeriz, ne içeriz ha? Dur be kadın ya, bir dur ya. Vır 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 vır, beynimin etini yedin vallahi ya. Ben Berber Reşit'im. İnsanlar çeşit çeşit, en akıllısı Berber Reşit. Değil mi? Eh, aç kalacak değiliz herhalde. Değiliz de, dükkan kaldı da konuşuyorsun. Nerede yapacağım berberliği ha? Ya dur be kadın ya, dur. Bir dur. Bulacağız bir hal çaresini. Bak sana ne diyorum. Ben de o dükkanı geri alacağım. Göreceksin. Alacağım, alacağım da hangi parayla alacağım ha? Az demedim sana 3-5 kenara koy diye. Ama sakalım yok ki lafım dinlensin. Şşş. Bak hele, vırrık. Ne bağırıyorsun sen 10.000 lira, 10.000 lira? Serap Hanım bebeği bulana mükafat verecekmiş. Hem de 10.000 lira. Allah Allah. Bak hele, Gülizar. Sen burada ne arıyorsun? Kabak Hafız Efendi'ye bakmaya geldiydim. Evde mi kendileri? Yok. O artık Ramazan'da kalıyor. İyi madem. Bak hele, sen neden arıyorsun kabağı? Sahne, gelir gelmez tenekeni muhtara mı kesildin? Kapı açık. Hayırlı günler Hafız Efendi. Ay geçmişler olsun. Rahatsız etmiyorum ya inşallah. Rahatsızlık da ne demek? O nasıl lakırdı öyle? Hiç rahatsız olur muyum? Buyurun, buyurun. Çok mühim bir mesele vardı. Diyorlar ki, bu sefer Ali'nin yeri size malum olmuş. Öyle mi? He, oldu. Tam olarak ne gördünüz acaba? Bebeğin yanında bir kadın var idi. Bahele. Nasıl bir kadındı, neye benziyordu? Adres falan belli mi? Cık. Hafız Efendi, sizin kudretinizden sual olunmaz. Benim bu bebeğin yerini bulmam lazım. Şimdi bir dahaki rüyanızda biraz daha teferruat rica edeceğim. Anlıyorsunuz değil mi? Tabii. Ne demek? Adı Al Yanak'tan. Gül Yanak'tan gelen Huri. İlk hep size haber vereceğim. İyi madem. Ya Ayşe. Yüce Rabbimin bana bahşettiği bu sanatı para karşılığı icra edemem. Gel. Hay Allah. Keşke bir hediye falan getirseydim yani. Sayenizde gönlüm Gülizar makamında tamburi İshak Beşrevi'ni terennüm etmekte hanımefendi. Bundan güzel hediye mi olur? Çok teşekkür ederim. O vakit tekrar görüşmek niyetiyle diyorum. Size iyi uykular. Hey.
komutanım. O herifi niye saldınız şimdi dışarı? Bak Cemşir. Sırf senin lafınla kimseyi tutuklayamam. Kanun böyle işlemez. Hadi şimdi bizi rahat bırak da işimizi yapalım. Tamam komutanım. Tamam. Ama o herif benim torunuma bir şey yaparsa... ben de bu işten seni mesul tutarım. Bunu böyle bilesin. Sen kimi tehdit ediyorsun be adam? Ha? Al onu bu adamı dışarı hadi. Ulan diyorsun. Çek elini. Paçayı sıyıracağını mı zannettin? Çocuğu senin kaçırdığını anlatacağım kızım. Anlat. Jandarma komutanını bile inandıramadım. Kızını mı inandıracaksın? Bana bak Cemşir. Elinde hiçbir kanıt yok. Senin sözüne karşılık benim sözüm. Kimi inandırabileceğini zannediyorsun? Ha? Şimdi defol git. Çeneni de kapalı tut. Tabii torununun yaşamasını istiyorsan. Sakın unutma. En ufacık bir hatanda torunun geberir. Anladın mı Cemşir? Gidip konuşacaksın. İfadeni değiştireceksin. Bana evi yakmamı Orhan söyledi diyeceksin. Yapamam. Eğer konuşursam beni de ailemi de öldürür o herif. O herif öldürmezse ben öldüreceğim lan! Kemal gözünü seveyim gardiyanlar. Kemal diri diri yaktırdı lan anamı. Diri diri yaktırdı lan. Nasıl rahat uyuyacaksın ha? O herif dışarıdayken nasıl rahat uyuyacaksın? Bırakın lan! Bırakın! Nasılsın Halideciğim? Seni iyi görmedim. Nereden böyle? Avukatımdan geliyorum. Hala Kemal'i kurtarabileceğini düşünüyorsun öyle mi? Bence boşuna çabalıyorsun. Bebeği kaçıranın o olduğu gün gibi aşikar. Ben bundan senin kadar emin değilim ona. Ama Kemal'i kurtarmak için de daha fazla çabalamaya niyetim yok. Ben de bu yüzden avukatımla görüştüm. Kemal'in artık müdafaa edilmek istemediğini söyledim. Müdafaa edilmek istemiyor demek. Suçunu itiraf etmeyi mi düşünüyor? Mesele bu değil Orhan. Kemal her şeyi biliyor. Neyi biliyor? Evi yaktıranın sen olduğunu. Benim de bunu bilmeme rağmen ondan gizlediğimi. Nereden öğrenmiş peki? Anlaşılan evi yaktırdığın adam söylemiş. Bak Orhan. Ben Kemal'i kaybettim. Daha fazla kaybedecek bir şeyim yok artık. Ama sen korksan iyi edersin. Neden korkacakmış? Hapse girmekten. Bu adam Kemal'e her şeyi anlattığına göre mahkemede de pekala konuşabilir. Öyle bir şey olmayacak Halideciğim. Bildiklerini saklayarak sen de bu suçu ortaklık etmiş oldun. Artık istesen de, istemesen de sen neden bu suçun ortağıyız? Ben yanarsam sen de yanarsın. Nesi var bunun? Yasin'a. Tamam git sen. Hala Burgat'ın sana diyeceği varmış. Getirdim Serap Hanım'ın bebesini. Utanmıyor musun sen? Kimin çocuğu bu? Hemen götür anasına. Elini ayağını öpeyim ha. İşsizim. Evde çoluk çocuk perişan. Beş bebeğim daha var benim. Yardım et ha. Yasin'a.
Ne oluyor? Bir şey yok hanım. Muzaffer Ali diye yutturacak aklı sıra. Hanımım, çaresizlik işte. Şeytana uydum. Yasin'a, Müştemilat'a götürün, yiyecek bir şeyler verin. Bana bak. Bir daha sakın çocuğunu bırakmaya kalkma. Anladın mı? Sakın. Jandarma elbette bana inanacak, değil mi? O adam beni endişelendiriyor Orhan. Bebeği derhal götürmen lazım. Bu olayın üzerine hemen bebeği götürmek şüphe çeker. Salak herif. Her şeyi berbat etti. Ne yapacağız peki? Bekleyeceğiz. Ya işler sarpa sararsa? O zaman geriye tek bir çare kalır. Ne demek istiyorsun? İşler bizim için tehlikeli bir hal alırsa... bebeği ortadan kaldırmamız icap edebilir. Hayır Orhan. Hayır. Böyle bir şey olmayacak. Bebeğin kılına zarar gelmeyecek. Böyle demiştin. İyi de işler değişti Seher. Eğer başka çaremiz kalmazsa bunu yapmak zorunda kalırız. Suçu da Kemal'in üzerine yıkarız. Büyük olasılık müebbet alır. Hatta idam cezası bile alabilir. Böylelikle Kemal'den de ömrümüzün sonuna kadar kurtulmuş oluruz. Hayır. Buna müsaade edemem. Bebeği şimdi geri götürürsen Kemal yine hüküm giyebilir. Sen yine kahraman olursun. Böyle bir caniliğe gerek kalmaz. Sence böyle bir risk almaya değer mi sen? Mükafat meselesi suyu iyice bulandırdı. Sabahtan beri telefon susmadı. Emediş'e de Hunur bir şey diyen yok. Sen bekle Zerap. Yorgunsun, ben bakarım. Efendim. Evet komutan, benim. Öyle mi? Peki. Hemen geliyoruz. Nehirde bir bebek patiği bulmuşlar. Muzaffer Ali'ye ait olup olmadığını tespit etmek için seni karakola çağırıyorlar. Adrese bir ambulans gönderir misiniz lütfen? Seref. Tahkikata devam ediyor musunuz komutan? Elbette Orhan Bey.
Ancak nehir kıyısı boyunca aramalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi nehirde akıntı oldukça hızlı. Hayır. Muzaffer Ali ölmedi. Oğlum ölmedi. Muzaffer Ali'yi bulacağız. Sana söz veriyorum. Hadi kalk, seni eve bırakayım. Komutan. Oğlumu bulun ne olur. Can istiyorsan illa benimkini al. O daha gün yüzü görmedin. Hiçbir şey yaşamadın. Benim günahlarımın, hatalarımın bedelini ona ödetme. Yalvarırım. Ay yalvarırım. Halil Hanım ne oluyor? Ne yapayım burada? En başından beri yapmam gerekeni yaptım. Ya Deze sen ne diyorsun ya? Sen bunu nasıl yapan Allah'ın sen ya? Ramazan. Buraya beni kınamaya geldiysen hemen çek git. Dinleyecek vaziyette değilim. Hastamız kendine yeni geldi. Onu çok yormayalım lütfen. Tamam, tamam. Ben de gidiyorum zaten. Yaptığınız çok tehlikeliydi Halide Hanım. Bebeği kurtaramadık ama şansınız varmış ki size bir şey olmadı. Ucuz atlattınız doğrusu. Ancak bundan sonra gebe kalmanız mümkün olmayabilir. Ufağa çıkmış. Yan koğuştan birilerinin defterini dürmüşler. Kim ola ki? Hani şu kundaşı Nuri mi neymiş adı? Nuri mi? Konuşmasın diye susturdu adam. Hamza ziyaretçim var. Baba, kafana ne oldu? Kuzum, yok bir şey hemen derler mi? Baba, baba, kim yaptı onu? Kim yaptı bunu sana? Muzaffer Ali kayıp kaç gündür?
Biliyorum. Kemal bizim koğuşta, o dedi. Ama yok, o değilmiş kaçıran. Doğru diyor oğlum. O kaçırmadı. Ben kimin yaptığını biliyorum ama kimseye diyemiyorum Hamza. Dersem o vakit kıyacak çocuğa o soysuz. Jandarmaya da sözümü dinletemedim. İçim yanıyor be Hamza. Ciğerim yanıyor oğlum. Ciğerim. Babam. Benim babam. Bak. Hele sakince bir anlat be. Kim kaçırdı yeğenimi? Yasin ağa. Yasin ağa. Gülü'yü gördün mü? Hayır. Allah Allah. Nereye gitti bu kız? Evde de yok. Ben bir seyyare bacıya sorayım madem. Ama hanımım. Gülüm. Kemal. Orhan. Orhan yapmış. Bebeği Orhan kaçırmış. Ne diyorsun Hamza? Babam dedi. Eğer konuşursan çocuk ölür demiş. Biliyordum Hamza. Biliyordum. O caniden başkası olamazdı. Anama kıydığı yetmezmiş gibi şimdi el kadar bebeğe kıyacak soysuz. Ama bu sefer izin vermeyeceğim. Ne yapacaksın ki? Ya nasıl yapacaksın? Burada dört duvar arasında ailemiz, kolumuz bağlı. Nasıl engel olacaksın? Güzel kızım. Hadi gel. İnelim aşağıya. Ha? Şunlara bak ana. Şu koca çiftlik. Tarlalar. Traktörler. Hepsi benim. Bu insanların hepsi benim için çalışıyor. Ama bir anlamı yok. İstemiyorum. Bunların hiçbirini istemiyorum. Sadece oğlumu istiyorum, yemin ederim. Kızım. Ya ona bir şey olduysa? Ya onu bir daha göremezsem? Bulacaklar onu. Sağ salim bulacaklar, göreceksin. Ya bulamazlarsa? Ya onu son kez gördüysem? Bir can nasıl dayanır buna? Ben senin anan değil miyim? Ya sana bir şey olursam? Ben nasıl dayanırım? Söyle. Ben nasıl dayanırım Gülü? Ana. Oğluma bir şey olursa yaşayamam. Oğluma bir şey olursa yaşayamam. Kemal Şahin, avukatın gelmiş. Seni görecekmiş. Ne yüzle geldin lan buraya? Seninle konuşmaya geldim Kemal. Söyleyeceklerimi dinlemen lehine olur. Otur. Fazla uzatma da söyle ne diyeceksen. Serap Hanım'ın avukatı olarak sana bir anlaşma sunmaya geldim Kemal. Eğer bebeği kaçırdığını itiraf edersen ve yerini söylersen Serap Hanım şikayetinden vazgeçecek. Bak Kemal. Küçük bir bebeği kaçırıp balık koymanın cezası bir hayli fazla. Ama ölümünden mesul olmak seni ipe götürür.
Bebeği benim kaçırmadığımı ikimiz de iyi biliyoruz. Şimdi bunun bir ehemmiyeti yok. Serap Hanım dahil herkes bebeğin seni kaçırdığını düşünüyor. Emin ol, hakim de aynı şeyi düşünecek. Sen hadi. Bütün bunların hesabını vereceksin. Beni tehdit etmen bu vaziyeti değiştirmez ki Kemal. Derhal Güllü'ye bebeğini teslim edeceksin. Yoksa seni kendi ellerimle öldürürüm. Dünyanın öbür ucuna gitsen de bulurum. Peşini bırakmam, anladın mı? Bebek bulunamazsa idam edilirsin Kemal. Ama git, peşime düşmen bir hayli zor olur, öyle değil mi? Öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan, öldüreceğim seni. Öldüreceğim lan, bırakın lan beni. Hadi. Cemşir. Cemşir. Ha. Nereye? Evet. Hava alacağım biraz. Bana bak. Sende bir haller var. Yok bir şey. Nereden çıkardın kurban? Sen bana bir bak, bir bak. Sen bebeğin yerini biliyorsun. Yok öyle şey. Nereden bileyim? Hem bilsem saklanmayayım. Torun benim değil mi? Sen geçen gece bana çiftliğe girip çıkan beyaz tomafilin sahibini sormuştun, değil mi? Ha. Ben de tomafilin sahibi Orhan Bey demiştim, değil mi? Sonra sen bana Orhan Bey'in evini sorduydun. Sen sonra o eve hiç gittin mi? Yok. Ha. Sakın Orhan Bey'in bu işte bir ilgisi olmaz. Yoksa ne ilgisi olacak? Ne ilgisi olacağını da bana sen söyleyeceksin, değil mi? Koskoca avukat. Hem Güllü'nün en çok güvendiği adam. Niye yapsın ki? Doğru. Benimkisi de laf işte canım. Niye yapsın ki? Hem sonra öyle bir şey olmuş olsa sen hiç kardeşinden saklar mısın, değil mi? Ha. Üstelik bebeğe bulana para mükafatı da var. Sen bebeğe tek başına aramazsın ki canım. Hem ne demiş eskiler? El elden, akıl akıldan üstündür. Değil mi Cemşir? Bana bak Reşit. De geç işine, benim sinirlerimi oplatma. Mükafatmış. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Sen de kimsin ha? Ne geziyorsun peşimde? Beyin emri var. Çiftliğe yaklaşma. Hadi yürü git. Gözüm üstünde.
Tamam. Buyursunlar. Hayırlı günler Hafız Efendi. Şey, müsait miydiniz? Sizin güneş gibi doğduğunuz evde hayırsız bir gün olur mu hiç? Buyurun, müsaitiz. Rüya gördünüz mü? Var mı bir haber? Olmaz olur mu? Hissadan mı? Bebeğin yeri belli oldu mu? Muzaffer Ali yaşıyor mu? Yaşıyor ya. Oh. Lakin hayırsız birilerinin, hainlerin eline düşmüş. Abo. Kim bu hainler? Suretleri belli mi? Nasıl bir evde oturuyorlar? Adresleri ne? Aman Gülizar Sultan. Yani nasıl bu tekmeli birden bir film değil ki? Adı üstünde rüya işte, orası henüz malum olmadı. Ha, evet, anlıyorum. Baba Hafız Efendi, sen benimle dalga mı geçiyorsun? O nasıl lakırdı öyle? Hiç kimseler sana inanmazken ben kapına geldim. Muzaffer Ali'yi bulmamız lazım, anlıyor musun? Bulacağız. Her şey bu gece artık suyun yüzüne çıkacak. Bulacağız. Öyle mi? Hissediyorum. Anlıyorum. Evet. Aa, Gülizar. Hayırdır inşallah? Evet. Hayır. Ben geçmiş olsun için uğradıydım da. He. Evet. Neyse. Ben tekrar uğrarım o vakit. Beklerim. Evet. Hayrola Reşit Efendi? Bu ne hay? Hemen hanımımı görmem lazım Yasin Ağa. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hanım iyi değil. Yatıyor. Sen ne diyeceksen bana de. Olmaz. Hanıma söylemem icap ediyor. Bebekle ilgili. Hadi bana müsaade. Kemal. Ya çıldıracağım ya çıldıracağım. Burada böyle elimiz kolumuz bağlı. Ya dayus çocuğa bir şey yapmaya kalkarsa. Hamza. Benim buradan çıkmam lazım. Ne demek istiyorsun Kemal? Kemal. Kaçacağım. He. Kaçacağım. Sen de bana yardım edeceksin. Yeğenin hayatının kurtulmasını istiyorsan bana yardım edeceksin Hamza. Tamam. Hadi ne biliyorsan anlat. Şimdi hanımım, bence Cemşir bebeğin yerini biliyor. Biliyor mu? Ne diyorsun sen Reşit Efendi? Ne yani? Babam mı kaçırdı oğlumu? Yok yok yok, öyle değil. Öyle değil de yani her kim kaçırdıysa Cemşir bunu biliyor. Lakin bunu söyleyemiyor. Çünkü bence Cemşir'i tehdit ediyorlar. Nereden biliyorsun? Şimdi... Ne yalan söyleyeyim, ben buranın çok ekmeğini yedim. Çok suyunu içtim. O Muzaffer Ali benim de elime doğdu sayılır. Yani ben onun dedesiyim, değil mi? E şimdi
Muzaffer Ali'nin bulunması için bir şey duyduysam, bir şey gördüysem gelip bunu bir an evvel size söylemem icap eder. Yoksa ben öyle 10.000 lira mükafat olmuş, bu paranın peşinde falan olan bir insan değilim yani. Yeter hadi. Sadede gel bir adam, ne söyleyeceksen söyle. Şimdi dün sabah Cemşir o gün Cemşir mahalleye geldiği zaman böyle kafası patlamıştı. Kanlar içindeydi. Ya böyle bir sendeledi. Sendeleyip yere düşecekti. Ben koştum kolundan yakaladım. Düşmesine müsaade etmedim. Onu böyle evine kadar götürdüm. Bir güzel yatağına yatırdım. Tedavi ettim. Ondan sonra da ayılana kadar başında bekledim. Sonra Cemşir ayılınca böyle... Torunumu kurtaracağım. Torunumu o kaçırdı diye böyle avaz avaz. Ama nasıl böyle avaz avaz bağıra bağıra kaçtı gitti. Ben de peşinden koştum ama yetişemedim ki. Sonra Cemşir döndüğünde... Cemşir'in ağzını bıçak açmıyor. Artık ne olduysa... Bir de bu sabah Serap Hanım Cemşir'in peşinde bir adam dolanıyordu. Bence Cemşir'in buraya varmasına, varıp da size bir şeyler söylemesine birileri müsaade etmiyor. Benim diyeceklerim bunlar. Yasin Ağa, babamı getirin. Emriniz olur. Ne oldu Serap? Bir şey mi oldu? Bu adamın dediğine göre babam oğlumu kimin kaçırdığını biliyormuş. Biliyor. Bulabildin mi Hamza? Geceyi bekleyeceğiz. Kemal, ben nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Hem ben yapamam ama korkuyorum. Yapacaksın Hamza. Yeğenin hayatını kurtulmasını istiyorsan yapacaksın. Ne biliyorsan söyle. Ben mi? Demek bildiklerin varmış Cemşir. Söyle de biz de bilelim. Yok. Ben bir şey bilmiyorum. Reşit öyle demiyor ama. Reşit yanlış demiş. Ben bir şey bilmiyorum. Birileri korkutmuş seni. Torunumu bulacağım falan demişsin. Biliyormuşsun yerini. Allah aşkına bir şey biliyorsan söyle. Ne olursun. Vallahi ben bir şey bilmiyorum kızım. Hem bilsem söylemem mi? O benim torunum. Oyun mu oynuyorsunuz siz benimle? Defolun karşımdan. Çıkın buradan hadi. Serap sakin ol lütfen. Yapamayacağım. Hamza, yapmamız lazım. Hadi. Hamza. Hadi. Yok. Ben yapamam. Hamza.
Başka çaremiz yok. Hadi. Yok. Kemal yapamam ben. Hamza hadi. Kemal kurban olam. Bana yaptırma, yapamam. Hamza. Hadi. Hadi yapman lazım. Hadi yapamam. Hamza. Kemal yapamam. Hamza. Kemal yapa. Hamza hadi. Hadi yap. Hadi. Hadi. Ulan Reşit, ulan kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Ne oldu ki? Reşit, bu Gülye senden başka laf yetiştirecek adam kalmadı mı kardeşim ha? Niye bilmediğin işe sen burnunu sokuyorsun? Ya niye bağırıyorsun ya? Bak Reşit, bak iş güzel. Eğer senin yüzünden torunuma bir hal olsun, bunun hesabını seninle sorarım. Canıma yaptıkların için değil, bana yaptıkların için de. Sevdiğim kadına her baktığımda anamın katilini görmek nasıl bir duygu biliyor musun? Ben delirmiyor muyum sanıyorsun ha? Bunun bedelini ödetmek isterdim sana evet. Ama çocuğunu ben kaçırmadım. Ben senin yerinde olsam önce kendimi suçlardım. Birisi odana kadar girip bebeğini kaçırıyor. Sense ancak sabah fark ediyorsun. Ne biçim bir annesin sen? Bana bak Serap, biraz kafanı çalıştır. Muzaffer Ali'yi her kim kaçırdıysa çiftlikten birinin ona yardım ettiği aşikar. Doğrusu daha zeki olduğunu düşünürdüm. Suçlu gözlerinin önünde bir yerde ama sen göremiyorsun. Kemal hapisten kaçmış. Ne? Ne olacak şimdi? Mutlaka peşine düşecektir. Ne yapacağız Orhan? Orhan ne yapacaksın o silahla?
Mecbur olduğumuz şeyi yapacağız. Geciktik bile seher. Orhan, bebeğe bir şey yapmayacaksın değil mi? Silahını ver. Sen ne diyorsun kardeşim? Hapisten mi kaçınıyorsun ha? Vakit yok Ahmet, bana silahını ver. Sen ne yaptın Kemal? He? Ahmet Güllü'nün bebeği tehlikede. Onu kurtarmam lazım. Sözsüz nerede? Bilmiyorum. Konuş. Bebeği nerede saklıyorsunuz? Dur. Dur, söyleyeceğim. Dur. Ben bir şey yapmadım. Orhan zorladı beni. Bebeğe zarar gelsin istemedim ben. İstemedim. Bebek nerede? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim sana, yerini söyleyeceğim. Kemal, yetiş. Bebeği kurtar. Ne olur bebeği kurtar. Orhan bebeği öldürecek. Kurtar. Arabasını gördüm, çiftliğe doğru geliyor. Arkasında da jandarmalar var.